Halit Ziya Uşaklıgil'in hikayeleri. Şimdi arkadaşlar, kurgu hikayemiz Ege bölgesinde geçiyor. Kahramanımız Uşaklı. Ege'nin Uşak ilinden birisi Uşaklı. Fakat hayatının tamamı bir diğer Ege ili olan İzmir'de geçmiş. Dolayısıyla anlatacağımız hikayeler İzmir hikayeleri. Bu hikayelerden de bilhassa bir tanesini anlatacağım ben şimdi size. Nedir o? Bir hikayeyi sevda. Yani bir sevda hikayesi. Şu haritamızı bir kaldıralım. Şimdi hikayemizin baş kahramanı Uşaklı dedik demin. Bu bir evlilik hazırlığı içerisinde şu anda. Evlenecek. Eskilerin deyimiyle İzdivaç gerçekleştirecek. O sırada evleneceği kişiyi bekliyor. Evleneceği kişinin adı bu arada Hatice. Hatice diye bir karısı olacak bu kahramanımızın. Şimdi bu tabii evlenmeden önce uzun bir nişanlılık, sevgililik dönemi falan geçirmiş. Tabii kendi aralarında şakalar var bunların. Mesela arkadan öbürü haberi yokken, hangisi yaparsa artık, birinin haberi yokken öbürü arkadan yaklaşıyor. Mah diye öpücük konduruyor yanağına öbürünün. Buna da mah şakası diyorlar. Mah şakası. Şimdi Uşaklı bekliyor şeyi, Hatice'yi. İçinden de geçiriyor. Ben diyor, tarihi bir mah şakası yapayım diyor Hatice'ye diyor. Yani bu izdivacın evlenecekler ya bunlar. Bu izdivacın tarihi muah şakası olsun. O kadar büyük bir şaka yapayım diyor. Daha önce yapılmamış bir şaka yapayım diyor. Bir izdivacın tarihi muah şakasını yapayım ben buna diyor. Neyse, Hatice'yi bekliyor. O sırada onu beklerken buradan saçı, başı, kıyafeti, boyu, posu, her şeyiyle Hatice'ye benzeyen bir kadın geçiyor oradan. Arkadan yaklaşıyor, sarılıyor, öpüyor. Mah diyor, tarihi muah şakasını yapıyor. Daha doğrusu yaptığını zannediyor. Bir de bakıyor ki bu Hatice değilmiş. Hatice buradan geliyor bak, bu Hatice değilmiş aslında. Tokat yiyor tabii elin kadınından. Hatice burada aslında bak, Hatice burada geldi. Diyecek ki, yani tam onun Hatice olmadığını anlayınca şöyle diyor. Hey Hatice, bu sen değilsin diyecek. Tabii tokadı yediği anda heyhat diyor, kalıyor, ağzına laf tıkırıyor. Tabii Hatice de sinirleniyor falan. Bu muydu yapacağın bana, yani senden bunu bekliyorduk, biz bu muydu yapacağın diyor. Hatice de bir darbe atıyor şeye, bizim Uşaklı'ya. Kadın pençesi, bu normal bir darbe değil yani, surat darmadağın olmuş böyle. Tırnağını falan geçirmiş Uşaklı'nın suratına. Bu bir tokat değil, kadın pençesi yani resmen. Neyse, o sırada tabii aldığı darbenin şokuyla artık bir aslan mı bu diyor ya. Bir şiiri hayal ediyor bizim şey, Uşaklı. Şiir eski Türkçe'de biliyorsunuz, Osmanlıca'da şiir aslan demek. Bir şiiri hayal ediyor. Yani gözünün önünde bir aslan canlanıyor. Bu kadın mı diyor, aslan mı diyor ya. Bir şiiri hayal ediyor bizim Uşaklı. O kadar çok canı yanıyor ki yani o güne kadar, çocukluğundan o yaşına kadar ki bütün yediği tokatlardan hepsinden acı bu. O kadar acı verici bir tokat bu. Hepsinden acı. Neyse abi, yani tattığı o maddi ve manevi acı ile şu elinde bak çiçek demeti var ya, o demet bile soluyor yani. Sadece vücuda acımıyor, o demet bile soluyor. Solgun demet oluyor. Elindeki demet. Neyse, o sırada oradan bir tane çiçekçi kadın geçiyor. Yaşlı bir kadın geçiyor, çiçekçi bir kadın. Sepette bulunan, sepetinde çiçekler var ya, sepette bulunmuş ne kadar çiçek varsa hepsini alıyor. Hatice'ye vermek için. Ne bileyim, aşka dair ne biliyorsa, o güne kadar ne öğrendiyse hepsini yapıyor. Fakat Hatice affetmiyor şeyi, Uşaklı'yı. Neyse, Uşaklı bizim annesine gidiyor. Eski tabirle validesine gidiyor. Validesiyle gelinin arası da iyi.
Ya diyor anne valide böyle böyle oldu. Şu kıza bir dert anlat. Anlat durumumu yani yanlışlık oldu olacak mı yani ki ben böyle biri değilim sen de biliyorsun falan. Validesi mektuplar yazıyor şeye Hatice'ye. Valide mektupları yazıyor. Defalarca mektup yazıyor Hatice'ye affetsin Uşaklı'yı diye. O kadar çok mektup yazıyor ki yani bir yazın tarihi oluşturacak kadar yazın edebiyat demek biliyorsunuz. Bir edebiyat tarihi oluşturacak kadar çok mektup yazıyor. Bir yazın tarihi oluşturacak kadar çok mektup yazıyor. Fakat buna rağmen olmuyor. Affetmiyor Hatice'yi. En sonunda bir tane ihtiyar dostları var bunların. Aile dostu, ihtiyar dostu var. Ona söylüyorlar. Böyle böyle senin lafın geçen bir adamsın. Sen söyle bari. O da orduda büyük bir general bu arada. İhtiyar dost. Orduda büyük bir general. O sırada hükümete muhtıra verecekmiş bunlar. Elinde muhtıra yazıyor. Elindeki muhtıranın son yapraklarını tamamlayacak. Diyor ki şu muhtıranın son yapraklarını ben tamamlayayım. Ondan sonra Hatice ile konuşacağım diyor. Bir muhtıranın son yapraklarını yazıyor, tamamlıyor. Ondan sonra gidiyor Hatice ile konuşuyor. Artık sözü geçen bir insan olduğu için, etkili bir insan olduğu için Hatice'yi ikna ediyor. En sonunda barışıyorlar ve mutlu bir sonla bitiyor bari hikayemiz. Şimdi bu kurgu hikayemizde geçen anahtar sözcükler. Halit Ziya Uşaklıgil'in hikaye türündeki eserleri arkadaşlar. Nedir onlar? İzmir hikayeleri. Bir hikayeyi sevda, onu beklerken, valide mektupları, bir yazın tarihi, ihtiyar dost, bir muhtıranın son yaprakları, bir izdivacın tarihi muaşakası, sepette bulunmuş, aşka dair, heyhat, solgun demet, hepsinden acı, bu muydu, kadın pençesi, bir şiiri hayal.